Fethullah Gülen şu tepenin arkasındaymış. Dünyanın en kötü, yaşaması günah olan insanı orada yaşıyor. Fethullah Gülen ülkemiz için, Fethullah Gülen Amerika için, Fethullah Gülen dünya barışı için tehdittir. İnsanlık için tehdittir. Bizim ülkemizde rejim değişikliği yapmaya çalışıyorlar. Bunun için rejimin koruyucu unsurlarını itibarsızlaştırıyorlar, etkinsizleştiriyorlar. Çünkü Türkiye'de siyasal İslam'ı kurmak istiyorlar. Biz bugün ülkemizde sürdürülen bu şerefsizliğin, bu ahlaksızlığın mutazarrarıyız. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarsızlaştırma operasyonlarının odak noktasında Deniz Kuvvetleri vardı. Deniz Kuvvetleri eğer odak noktasındaysa, Deniz Kuvvetleri subay yetiştiren Deniz Harp Okulu bu okula saldırdılar. Sanal saldırı sistemleri kullanırken IP'lerin çoğu bu tepenin ötesindeydi, biliyor musunuz? Bunlar bizim çocuklarımıza, gençlerimize saldırdılar. Ahlaksızlıkla itham ettiler. Tespit yapıştır türü belgelerle lekelemeye, karalamaya çalıştılar. Bunlar akıl egemen, bilim egemen kafalı insanlara düşmandılar. Bunları tasfiye edebilmek için saldırdılar. Biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Tabii bu askerlik... Bu askerlik bir militarizmin ifadesi değil. Bu askerlik bir fikrin savunuculuğunun en son doruk noktası olan bir ifade tarzı. Mustafa Kemal'in askeri olan, akıl egemen kafalı, bilim egemen kafalı olan, sorgulayıcı akla sahip olan bir kişi asla öpmez. Bugün ülkemizde hukuk yok, adalet yok. Yurtseverler, kahramanlar, askerler, aydınlar, siyasetçiler zindanda. Buradan sesim tepenin öteki tarafına erişir mi bilmiyorum ama erişir, biz el etek öpmeye değil hesap sormaya geldik.